söyleyeyim, devletimiz güçlü bir şekilde 2 saat içerisinde bu şahsın bütün bilgilerini buldu. Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı ve başta Ağrı İl Emniyet Müdürümüz Nihat Özen Bey olmak üzere bütün emniyet teşkilatı gerekli çalışmaları yaptılar. HDP'ye yakın bir sanatçı dediniz. HDP'ye yakın değil, tam HDP'li, PKK'lı birisi. Dolayısıyla hem sanatçı hem yönetmen, hatta bir iki tane de film yönetmiş. Yönettiği filmlerden bir tanesinde de yine Kürtleri aşağılıyor. İsviçre'ye göç eden Kürtleri güya kendi tırnak içerisinde söylüyorum, kendi tabiriyle Türkiye'yi suçlu bularak aslında oradaki insanları aşağılamaya yönelik filmlere yönetmenlik yapmış. Kadrizana takma adını kullanıyor. HDP'nin ve PKK'nın ünlü bir sanatçısı. Dolayısıyla Mardinli. Dolayısıyla açık bir şekilde beni hedef göstererek Savcı Sani öldüren tarihe geçer, Çekuvera olur. Bir sürü sapkınlıklar, azgınlıklar, böyle tehdit. Tabii ki tehditler beni hiç, ben hiç gerçekten hiç kale almadım. Tam onu soracaktım biz efendim. Bu ilk değildir ya da var mıdır başka tehdit? Endişe ediyor musunuz? Yok, yani tabii insan hiç endişe etmiyor derse belki biraz abartmış olur. Ama ben Allah'a çok şükür bu ülkede, tarihte mutlaka bulunmuş, her dönemde ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni cephelerinde bulunmuş bir ailenin evladıyım. İki dedem Osmanlı'da paşalık yapmış, üç dedem Atatürk döneminde komutanlık yapmış. Dolayısıyla ben onların kanını taşıyan birisi olarak elbette ki vatanım için, toprağım için, milletim için, bayrağım için ölümü göze almış bir kardeşinizim. Yani korku da ecele fayda etmez. Biz Allah'a inanmışız. Vademiz gelmişse, ömrümüz dolmuşsa kalp krizinden de gidebiliriz. Herhangi bir saldırıda da gidebiliriz. Bunları gerçekten hiç düşünmüyorum. Aslında benim düşündüğüm birkaç nokta var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle HDP'nin ve PKK'nın gerçek yüzünü görsünler. Ben 18 yaşındaki Kürt gençlerinin iş sahibi, güç sahibi olmaları için uğraş verirken oradaki insanların daha güzel bir hayat yaşaması için gecemi gündüzüme katarak gece gündüz çalışırken bunlar da Kürt gençlerini öldürmek için, öldürmeye göndermek için çaba sarf ediyorlar. Aramızdaki en büyük fark bu. Diğer taraftan bunların ne kadar Kürt düşmanı olduğunu hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Bunların davalarının Kürt olmadığını, Kürtlerle ilgili bir kaygıların olmadığını da artık hepimiz bilmeliyiz. Kendileri İsviçre'de, İsveç'te, Almanya'da güzel güzel yerlerde yaşarlarken, çocuklarını en güzel okullarda okuturlarken Kürt gençlerini ölüme layık görüyorlar, öldürmeye layık görüyorlar. Kardeşleriyle birbirlerini öldürmeye layık görüyorlar. Asıl buraya bakmak lazım. Savcı Sayan şahsi olarak çok önemli değil. Ben giderim, başka bir Savcı Sayan gelir. Bu ülke Savcı Sayan'sız da kalmaz. Mehmet Metiner'siz de kalmaz.